Hadi madem çıkar derin işte. Entim bir ot var ya, geçen toplanmıştım. Biz pıncır diyoruz. Siçirik de deniyor. Onu doğramış. Akşama börek yapacak. İçerisine biraz yeşil soğan doğruyor. Bu geçen yıl da öyleydi. Ne? Geçen yıl da öyleydi. Deniz, sen ne yiyorsun? Mami? Deniz, bize marulu nasıl yendiğini göster. Evet, işte reklamlarda oynayacak işi bulundu. Ekmeksiz marulu. Ne kadar aç. Böyle şey tuvalete çökken anası. Yenge! Şöyle sarı yer o. Şöyle o zaman yaz. Denize ver şimdi. Al. Deniz şimdi. Denize. At oraya, at oraya, at oraya. Evet, Narin atıyor. Ve Narin atamadı. Hünkar hazırlandı. Pijamasını çekti yukarı. Hünkar atıyor, Hünkar atacak. Hünkar. Atamadı. Ve atamadı. Ve çok hırslandı. Hünkar çok kızdı. Narin, Deniz isyanda. Deniz, bir şey olmadı ki, bir şey olmadı. Hayır, hiçbir şey olmadı. Hadi kalk, hadi kalk. Hiçbir şey olmadı, acımadı ki. Aferin, gördün. İçine at, içine at, içine at. Hadi koy, hadi. Hop, pa, at, at, at. Bırak hadi. Çocuklarla gidip şu karşıdaki tarlalardan narpuz toplayacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim. Poşetlerimizi aldık. Oraya doğru gidiyoruz. Şuraya çöp atmışlardı. Geçen senelerde. Ben o çöplerin hepsini topladım. Hatta 3 çuval cam toplamıştım. Hepsini götürdüm, ilçedeki çöpe attım. Dedim ki de bu mahalleye, dedim ki buraya çöpünüzü atmayın. Bakın yine getirip çöplerini atmışlar. Şimdi benim evime çok yakın olduğu için ben çok rahatsız oluyorum. Zaten normalde de çöpten çok rahatsız olurum. Bir de evimin yakında görmek beni çok rahatsız ediyor. Bakın şu çöpleri yeni atmışlar, şurada kenarda duranları. Şuradaki poşetler, naylonlar, çuvallar hep yeni atılmış. İki defa topladık. İki defa. İki defa topladık. Bak, o kadar da söyledik atmayın diye yine atmışlar. Çok ayıp ya. Yani evimize yakın olmasa da zaten çevreyi kirletmemiz büyük bir saçmalık, duyarsızlık. Ama işte geldi insanlara laf anlat. Aynı şekilde burayı da temizlemiştim arkadaşlar. Burayı da çöp atmışlar. Ah, bizim köyde bu konuda çok bilinçsiz insanlar. Söyleyince de kızıyorlar. Şu dere var ya, suyun içine bile şey atıyorlar, çöplerini atıyorlar. Yani yapmayın, atmayın deyince de şöyle sanki çok bilmişlik yapmışsın gibi bir de şey yapıyorlar. İşte kızıyorlar. Şöyle aşağı inip tekrar şuradan yukarı çıkıp şuraya gideceğiz.
Tarlaya geldik arkadaşlar. Şöyle. Yenge evde narpuzlarımızı toplayacağız. Daha yapayım. Kadar güzel ya. Baksana. Yeni şuraya koyacağım bak. Gördün mü? Yenge bana örtü bak. Baş parmağına kırpıyorsun. Bak. Gördün mü? Hem kökünü zorlamamış olursun. Al. Bir suların arasında fazla var ya. Bulguru kaynatıyoruz. Ayranı katıyoruz. Ayranlı çorba diyoruz. İçerisine bu narpuzu koyuyoruz. Tadı çok güzel oluyor. Yenge. Biliyor musun? Ay şunların güzelliğine bakın ya. Bunlar ne kadar büyük. Çok su almışlar o yüzden. Kökten alma hünkâr. Tamam. Çok güzel değil mi? Yenge bak. Yenge de bak. Süpürge gibi. Narpuz genelde sulak alanlarda oluyor arkadaşlar. Ne kadar su alırsa o kadar boyu uzuyor ve daha az acı oluyor tadı. Şimdi bunu götüreceğim ben. Bir kısmını kurutacağım. Yani bunun gözlemesini de yapıyorlar. Gözlemesi de çok güzel oluyor. Bir de bunu kavuruyorlar. Yani her türlü şekilde yiyebilirsiniz. Çiğ çiğ de çok seviyoruz. Bak böyle çekersen bak toprağı da çekersin. Ama bak şöyle baş parmağını şuraya koyuyorsun. Bakın şöyle bıçak gibi kesiyorsun gördün mü? Ha, ben aynısını yaparım. Böyle yaparsan köküne de zarar vermemiş olursun. Buradakiler çok güzelmiş. Bir de basılmamış ya. Hem basılmamış hem işte ayak üstü bir yer değil. Geleni gideni olmuyor. O yüzden temizler yani. Yol kenarlarındaki nelerini biz yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi eşimin yanına gidiyorum. Eşim şurada öreceğimiz duvarın temelini kazıyor. Burası da kaynımın inşaat evi arkadaşlar. Hasar tespit çalışmaları yapıldığında bu eve ağır hasar verdiler. Çünkü kolonların tümü çatlamış. Yani 16 kolonu var. 16'sı da çatlamış. Şöyle gidelim. Ama kaynım bu eve güçlendirme yapmayı düşünüyor. Tabii biz yapmasını istemiyoruz ama bizi dinlemiyor maalesef. Deniz! Sen niye mont giymedin? He? Üşümüyor musun? Yenge benim montum şurada. Deniz'in taş kaldırsın. Yenge ben de böyle yapacağım. Çok güzel. Çancı taştan kaldı. Çok uzattı. Oo, sen toprak mı yedin? He. Yemiş. Deniz. Aldım şimdi. Sen niye toprak yedin? Yenge bu buraya olur mu? Bilmiyorum Kemal amcana sor. Deniz. Bakayım sen niye toprak yedin? Deniz. Bu çocuk niye toprak yiyor? İzin vermeyin ama çok zararlı. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin dedim duymadım. Şurayla buranın arasına saman koymak için ayıracaklar. Şurayı da inek için, inek ve dana için. Şimdi burayı yapmalarının sebebi aşağısı çok sıcak, hayvan dayanmıyor. Bir de altı ıslandığı için hayvan bir yerden bir zamandan sonra hastalanıyor arkadaşlar. Ayaklarının altı iltihaplanıyor. O yüzden hayvanın altının kuru olması lazım ve yeri çok sıcak olduğu için geçen gün hayvan çadırı parçalamış, inek çadırı parçalamış, dışarı çıkmaya çalışmış. Şurası kendi boyu kaldırmışsın. Aziz usta da sarı vuruyor.
Hava da yağmurlu birazdan. Yağmur yağmur geliyor ha bak. Yağmur gelsin biraz dinlenelim. Şurada yağıyor. Bu tarafa doğru geleyim. Yenge ben ara sustayım. Yenge. Yeni ara sustayım. Ara sustasın. Bu da ara susta. Usta olman için çok çalışman lazım Aras. Öyle hemen usta olunmaz. Deniz orada çivi var çivi. Deniz orada çivi var çivi. Bak sana çivi batar. Deniz. Bugün bu duvarın yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. Eşim çimento ve kumu karıştırıp harç hazırlıyor. Aras ona yardım ediyor. Şimdi Yusuf abi bu kısımdaki duvarı örüyor. Aziz de şöyle aşağıdan çalışıyor. Bu duvarların, taşların tabii yerleştirme şekli çok önemli. Taşı öldürmeleri lazımmış. Yani taşın doğru inmesi gerekiyor ki sağlam olsun. O çok önemli. Öldürmek demek düzgün indirmek demek değil mi? Gidemezse gider zaten. Taş tam ölecek. Evet. Bu da Aziz kardeş. Hadi harç getiriyor. Hadi usta harç getir. Yama usta bırak harç yoklu. En önemli şeylerden biri temelin geniş olması, harcın yağlı olması ve harcın iyi bir şekilde duvara yerleştirilmesi. Çünkü harç az olursa yine sağlam bir duvar olmuyor. Evet, Aras'ın çimento açılışı. Böyle kesiyoruz. Aferin Aras. Bu Aras usta arkadaşlar. Bunu Aras usta diyeceksiniz. Çık, sen tuz girmesin. İyi bir şekilde karıştıracak, sonra su katacak içerisine. Şöyle yani, şöyle ortasına su koyuyor, hamur gibi karıştırıyorlar. İyi bir karışım elde etmesi lazım. Çimentonun az girmemesi lazım. İyi şekilde koyarsa çimentoyu daha güzel bir harcı elde ederler. O da duvarın daha sağlam olmasını sağlar. Aras çalışıyor arkadaşlar, çok çalışıyor. Hakikaten sabahtan beri yanımızda çalışıyor, yani hiç durmamış. Maşallah diyelim. Yok, kendini çok yorma ha. Evet Aras. Sonra hasta olursun. Kendini çok yorma, hasta olursun. Bak ayağın ağrıyor senin. Evet. Ayağı ağrıyor. Ayağını burkmuş. Yukarı çık. Eşim de çok yorgun. Çünkü günlerdir taş getiriyor. Bir de harç karıştırmak da kolay bir şey değil. Bu sürekli kol gücü isteyen bir şey. Akşam zaten eve geliyor. Hiç aynı kalmamış. Gözlerini açamıyor. Onun için çok üzülüyorum ama maalesef yapabileceğim bir şey yok. Bak hiçbir zaman harca ben güvenmiyorum. Hı hı. Sadece indirdiği taşa güvence. Taşa. Evet. Taşı yeri buldu mu, güzel bir şekilde oturdu mu hiçbir zaman bir şey olmaz. Harç hiç boş bir şey yani. Yani harca hiçbir zaman ben güvenmiyorum. Yani, önemli olan taşı indirmek diyorsun. Önemli olan taşı öldürmek. İndirdiği zaman taşı öldürmek. Mesela bir örnek verebilir misin abi? Peki indirsen o taş gider. Bu şekilde indirsen. Bu taş nasıl olacak? Ha bu şekilde. Ha bu şekilde. Bu şekilde indirdiğin zaman harç ha olursa ha olmasa fayda etmez. Ben gitmez. Evet gitmez. Şu şekilde indirdim tam şeyine göre. Tabii onun için de bir ustalık gerekiyor, bilmek gerekiyor, işi bilmek. Tabii. Her işin bir ustası var. Ne kadar harç koysan boşuna gider. Anladım. Bu taşı böyle giderse en az 2 sene dayanır. En fazla. Ama o şu şekilde bir zaman o 100 sene dayanabilir. Yine harç koymasına gitmez ha.
Bizim eski duvarlar hepsi çamurla yapıldık. Yer yapmışlar. 100 senedir ev var. Yine kepçe zorla yıktı. Allah Allah. Ama bizim okul nasıl yapmışlar? Şu şekilde taş indirmişler. İnce. Nasıl salandı mı? Git. Yemeyecek kolik seyirleyin. Abi demişler ne oldu bu? Bro sağ bro. O pire indi, o pire indi. Kocaman olsa geçirelim. Bir taş uzun ya, ondan dolayı duvar iyi tutar. İşte büyük taşlar bir daha bir iyi. Taş bile tırtıllı. Dere taşı değil. Tırtıllı taş olması daha iyiymiş. Tırtıllı olması daha sağlıklı. Taşlar birbirini daha iyi tutuyormuş. Yani, tabi bu iş niye bu kadar zor? Çünkü sürekli taş kaldırıyorsunuz. En küçük taş o. O yüzden taş işçiliği çok zor arkadaşlar. Evet, pazarlık etmeyiniz. Çünkü çok büyük bir emek var. Yani bu adamı, bu işi yapan adam günde 300 etmeyecek. Şimdi diyelim altta boşluk kaldı. O zaman da araya böyle ufak taşlar koyuyorlar. Bir de taşların şöyle tırtıllı olması. Bakın bu taşlar tırtıllı, düz değil yani, deri taşı değil. Tırtıllı olunca taşlar harçla bütünleşiyor yani, daha boşluklara harç olduğu için daha iyi oturuyor taş. Tabii. Sağlam yapmak istiyorsanız, sağlam olsun diyorsanız 10 metrelik bir duvarın örneğin 10 metrelik bir duvarın temelinin en az 5 metre genişliğe sahip olması gerekiyormuş ki sağlam olsun. 5 metre duvarsa yanında 2 metre var. 5 metre yüksekliği 5 metre ise alt tabanı en az 2,5 metre genişliği olacak. Öyle. Bunlar önemli bilgiler. Mesela bizim köyün okulu ya da çevre köylerin ilkokulu hep taştan yapılmış. Böyle bakınca diyorsun ki işte bu yıkılmaz ama bütün okullar yıkıldı. Çünkü taşları yanlış indirmişler hep. Azı da çınar. Taş getirdiler. Şimdi buraya dökecekler. Şeyler olmuş mu? Yok, bunu görsen, bunu yap. Çok güzel. Yaratmış ki ne? Ay, ben de böyle şeyler çok korkarım. Taşların şeye yakın olması gerekiyor, duvara. Duvar şurada ya. O yüzden böyle dökmeye çalışıyorum. Hünkar çekil. Kemal orada çekil. Başka Kemal yok ha. Dedi, doğru da aydın hocam ya bu, ne olur? Var inşallah tabi. Bir zekiye de. Ne hasen ve cumbu, o hasen çok tehlikeli. Ne zekiye. Eltim börek yapıyor arkadaşlar, biz de çağırdı. Burada çadırın içerisinde, bakın şöyle. Elektrikli saç, yağmurlu havalarda böyle elektrikli saçta yapıyor. Yağmur olmadığı günlerde dışarıda pişiriyor böreklerini. Çadır ne? Ben de
Bak kendine sık al, bura bak. Dur, sana çok yakıştı ha. Oy güney görmüşler. Bunu Yenge sana getirdi, Yenge sana but getirdi. Arkadaşlar, Deniz'in yeleği ne kadar çok yakışmış. Bakın. Bakın. Deniz bize yeleğini göster. Deniz bize yeleğini göster. Bakın. Oo, çok yakışmış. Çok yakışmış. Deniz. Çocuk. Deniz. Yanaklarını yaklaştırma ha. Deniz. Yengenin. Şimdi deve cüce oynayacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. Benim planım da. Deve. Cüce. Hünkar tam otur. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Anker yandı. Başlıyoruz. Gece gündüz oynayacağız şimdi. 1, 2, 3. Gece. Anker yandı. Ben kazandım. Taş, kağıt, makas. 4, 1. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bir daha taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 8, 9, 5. Hünkar yendi. Aferin. Ben kazanan Hünkar. Tebrik ediyoruz kazananı. Hünkar büyük kazandı. Ne yapalım? Sevinesin. Tamam. Öyle çekmez ki. Şöyle bana bakın kendisine. Anne! Bunlar ye. Gülay gıkışa da kamar. Bir nok şimdi. Kamu kanya mı çiğ? Kamu mı be? Taksiye bak. Kamu ne var ba? Deniz, börek güzel olmuş mu Deniz? Deniz, mami güzel olmuş mu? Televizyonu bak. Deniz, mama. Bak, nerede orada? Bu kadar mı? Deniz, mama güzel olmuş. Dört tane üç tane yaptım. Deniz. Anne. Bana kutu ver. Bir tane söyle. Merhaba. Ben de yapacağım. Çok güzel olmuş ha. Ben yaptım bunları. Oo, çok güzel. Ben çok katlı binalar sevmiyorum ama yine güzel olmuş. Hayal dünyanız çok güzel. Yenge, bunlar asansör. Her iki katlı.